Hep. Düşürdün. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Bugün Raskol'ün 9 aylık videosunu çekeceğiz. Bugün Bos. 9 ay bitti. 10'a girdi değil mi? Onaya mı girdi? Raskol dedim. Bos'un evet. Bugün, yok, bugün 9 aylık oldu. Yani 9 ayı bitti de 9 ay doldurdu. 9 ay oldu. Bugün 9 aylığını doldurdu arkadaşlar. Ocak. Ocağın kaçıydı Mustafa buraya geldiğimiz zaman? 20. 25'i miydi? 8'inde. Ya 32 günlük falandı. Biz Ocak'ta buraya gelmiştik. 35 günlük. 35. Öyle bir şeydi evet. Şimdi biz buraya gelmiştik arkadaşlar. Bu kadar bir şeydi. Şu yaklaşımlardan küçüktü. Mustafa'yı tanıdım. Ben Mustafa gelirken canlı yayın yapıyordum. Arabadan indim. Mustafa hiç havlamadı. Normalde ben kızdığım zaman havlamıyor ama ben hiçbir şey demedim. Bakayım Mustafa'ya nasıl şey yapacak. Mustafa da zaten ona rüşvet veriyor şu anda. Bir şey demesin diye ama Mustafa'yı sanki tanıdı çünkü İstanbul'dan gelmiştik Bos'la beraber. Arabayı da tanıdı herhalde. Geldi oradan bakıyordu. Canlı yayın yapıyordu. Şimdi Mustafa 8 ay oldu herhalde. Sen 8 ay sonra 8 ay sonra Bos'u gördün. Aynen. Bak değişim nasıl kardeşim? Değişim nasıl? Yani kalınlığı görüyormuş. Maşallah ya. Şimdi çalıştıranlar oluyor ya. Onun gibi olmuşlar. Şimdi Mustafa'yla Bos'u hem boyunu ölçeceğiz hem de tartacağız. Biraz ağırlaştı. Bu sonuncu ama. Tamam. Bu sonuncu. Hadi. Tamam değil mi abi? Evet, daha verme ona şimdi. Aynen. Yok dilen buralara. Aslında dünden sonra şöyle bakarken biz Mustafa'yla yayına bir resim aldık. Evet. Çok güzel bakıyor. Şimdi bunu teraziye koyacağız Mustafa. Kaç kilo olduğunu en son tarttığımda 54 kilo mu neydi herhalde. Bir daha koyacağız teraziye. Bakalım biraz daha ağırlaştı. Şimdi tahmin yapalım mı abi? Yap. Dikildiğinde yani lady ile karşılaştırırsan. Yok boyun kiloyu diyorum. Ha kiloyu mu? He. Kiloyu nasıl bileceğiz abi? Bence hadi 70 değil. Yok canım yok ya. Ne abi var ama ya. Yok ya öyle kalın duruyor ama. Ya şeyde değil aslında biliyor musun bak tüyü çok fazla yok bak tüyü böyle bak tut üstüne yani bazen şey zannediyorlar çok aynen, tüylü olduğu için abi tüyünden değil yıkadığın zaman şu kalıp gene aynı aynen yok tüylü değil ben kilo olarak diyorum kilo 54 falandı şimdi herhalde 60'a yakındır 58 falan olmuş olabilir bir, ama yani bu kafa efsane abi ya he? Kafa efsane ya evet şu an Al Capone'dan sonra belki de Al Capone'la aynıdır arkadaşlar. Kafası gerdanı çok kalınlaştı. Şu kalınlığı görüyor musun? Hmm. Bak Raskol'dan daha kalın aslında biliyor musun? Raskol'dan kalın. Raskol şimdi biraz daha bu sefer kilo almaya başlayınca belki bunu geçemez. Belki geçer onu bilemiyorum ama Raskol'un de aşağı doğru böyle şey yani kafes büyüyeceği belli oluyor tamam mı? Bu biraz daha yuvarlak, daha toparlak. Şimdi Bos. Şimdi onu buraya alacağım da. Mamayla mı getirsem onu? Hem mamayla. Boyunu zaten oraya... mamayla ölçeceğiz. Nereye koydun sen? Oraya yukarıya koydum. Şeyde. Camın önünde. Ben şimdi şey yapacağım biliyor musun? Bunu sen tutacağım. Boyunu da öyle daha güzel ölçeceğiz tamam mı? Bakalım bak dikiliyor ya şöyle tam. He. Öyle ölçeceğiz. Tamam. İlk önce şu kilosunu bir ölçelim kardeşim. Her ay Bos'un videosunu yapıyoruz arkadaşlar. Her aylık. 12'ye kadar yapacağız bunu. Tam bir yaşında bakacağız ne oluyor. Bugün 9. ayını bitirdi. 10. ayına girdi. Gel. Yani bazı arkadaşlar bak yorumlarda yok 7 aylık yok 6 aylık bir şeyler yazıyorlar. Biz tam tarih doğum tarihini Mustafa doğduğu günden beri ben doğduğu günden beri takip ediyorum. Yani günü gününe söylüyoruz. Bugün de ayın 8'i. Bugün cuma günü. Bu videoyu da hemen yükleyeceğim bugün. Bugün Ala Türkiye'nin videosu da var bizim. Onu da yükleyeceğim. Onu akşam açacağım tabii. Bunu hemen şimdi yükleyip açacağım. Şimdi sen şunu tut Mustafa. Tuttum. Öyle şunu tam şu ekrana gel. Tamam. Sen de kamera tam buraya göster. Gel bakayım bunu. Bak şimdi bak. Tamam. Tamam. Öyle alıyor musun? He? Verme ver. Ağzına verme. Vermeyeyim mi daha? Ağzına veriyorum. Baksana dur bak. Adam ya buraya bir bak. Dur. Kaç? 58. Bak nasıl 58. Şu an. Vereyim mi şimdi? Dur verme. Bakayım tam bir dursun. 58 abi ya. 58 kilo. Evet. Sivas Spor'da bugün. Aynen. Bir dahaki sefer 61 olur herhalde. Evet arkadaşlar. Mustafa az şöyle gel. Geldim. O mamayı ver kameramana. Kameraman tutsun. Sen buraya gel. Heh. Sen şimdi öyle sen oradan göster ona. Biz böyle duralım yani. Al Bos. Al. Yaklaşsın ona biraz görsün dur. Ha. Yani altına inmek istiyor şerefsiz. Tamam.
Şimdi arkadaşlar kilosunu gördünüz. 58 kilo oldu. Boz maşallah. Şu an ama onda. Escobar'la aynı kiloda ama Escobar'dan kalın duruyor. Şimdi biraz daha Escobar'ın tüyü ince ya, bu biraz tüyden tabii fark ediyor. Bir dahaki seferde bakacağız. Şunu sen gene al Mustafa, tamam mı? Tamam. Bunu al şimdi şeye geçelim. Sen onu yanında tut Mustafa, göster onu. Tamam. Ben şeyini ölçeceğim. Boynu? He, boynu ölçeceğim. Sen onu öyle tut. Bir konu. Ben şimdi şunu ayarlayayım. O yüzden önce bir ayarla. Şöyle 75'e çek ya. Gel. Gel bakayım boss. Gel boss. Gel. Gel. Çağır. Olduğu yerde. Yani. Olduğu yerde yapalım. Bak sen bu tarafa gel. Yani şey, şeyin tarafına gel. Metre'nin tarafına. Buraya mı? Yok. Sen o tarafta dur. Tamam. Metre'yi kamera çeksin lan. Tamam. Yani şöyle biraz daha kaldırın. Ağız tamam. Attın. Ha. Evet arkadaşlar. Şu. Bir daha. Bol. Şöyle havaya doğru diksene. Tamam. Tamam. Tamam kalksın. 75 var bence. Dur. Dur oğlum. Yani şurası olursa herhalde 75, evet. Bak avuran Mustafa sen. Yani şuraya bak. 76 şu, hatta abi. Yani 75-76 çünkü tam buradan şey görüyorum ama şurası. Şuradan, şuradan diyorlardı değil mi? Oradan şuradan, da biz yani buraya doğru değil de tam şu ortaya, anladın mı? Ben oraya hesaplıyorum. 75-76 geliyor herhalde. Dur şimdi bak, iyi bak şimdi Mustafa. 76 abi. Evet. 76. Şimdi kameradan gösterdim mi? 76. Tamam, ben tam göremiyorum. Yani şura şura şey, anladın mı boy? 76 neyse. Abi. Yani 76 santim. Vereyim mi? Evet, ver şimdi. Şimdi ver. Arkadaşlar şimdi bosun kilosu 58-76. Geçen ay kaçtı bilmiyorum ama bu ay 58-76. Yani maşallah var. Gerçekten maşallah. Çok iyi. Atik hiç hantal değil. Mustafa da bugün gördü nasıl vurgunla vurgunla canlı canlı gördü. Gerçekten aynen. Şok oldu. Yani Raskol de atik ama bu daha atik. Çünkü kilosunu da iyi kontrol ettik ama ben şöyle zannediyorum. Mesela görünüm olarak hantal bir köpek gibi duruyor değil mi? Böyle. Hı-hı. Ha böyle oturuyor baksana arkadan kütük gibi. Abi arkadan aynen, bir çizsene kamera bir gelsin. Bak aynen. Arkadan böyle kütük gibi duruyor, tamam mı? Ama koşması moşması bir şey atıyorum böyle. Harbiden çok hızlı. İnşallah böyle de devam eder. Yani bazı arkadaşlar bunu bu Türkmen alabaylar var. Biraz daha büyük boy oluyor onlar. Onlardan değil bu arkadaşlar. Bu Chao değil mi? Alabay Chao. Evet Chao diye geçiyor. Onun bir biraz daha alt boy olarak biraz daha altı ama ya yani tip olarak daha kip, daha yakışıklı geliyor bana. Ben bunları sevdiğim için Mustafa'ya da abi tip olarak zaten biri laf yani edemez. Ya yok ya. Şey mesela bazen diyorlar biraz daha işte küçük mü kaldı bilmem ne oldu. Yok, yok yani yok, küçük kalmadım. Normalde zaten 75-80 arası alabaylar böyle bizim çoban köpekleri dev gibi değiller arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim size bakın. Bizim Ahmet'in yanına gittik. Kocaeli'ye, Kocaeli'ye gittim. Orada gerçekten devasa bir köpek var. Yani Vulkan'ı gördünüz, çektim. Ama yani hayvan inanın mesela çabuk yoruluyor. O da Ahmet de söylüyor. Çabuk yoruluyor. Bak Mustafa seni sevdi ya. Çabuk yoruluyor. Çok büyük köpek kontrol etmek, bakmak gerçekten. Bak mesela hastalık yani kalp krizi, kalp krizi, bu köpek biraz bir yere gitsin kalp krizi geçirir yani. Ben dedim ona çok fazla yorma onu. Görüntü olarak iyi ama ya köpek biraz da hareketli olacak. O köpek mesela çok fazla yürüyüş yapmaz, gezerken yorulabilir. Yani görüntü çok iyi ama çok büyük olması bence çok şey değil yani. Yani çok büyük olup gerçekten atletik olabiliyorsa o bir başarıdır, ona bir şey diyemem. Ama çok büyük olup da hantal olacağına, tamam mı? Mesela Alkofon gibi olacağına. Boz gibi olsun, 60 santim olsun yani. Bu köpeğin var ya hareketin, yani burada zaten canlı görenler görüyor nasıl adam kovalıyor falan. Mustafa hiç kovalamadı. Mustafa videonun sonunda seni bir koşturup bir kovar. Yok Mustafa'yı kovalamasın. Mustafa arkadaşlar bize bu köpeği hediye aldı. Sağ olsun. Benim alabay çok sevdiğimi, yani yıllar öncesinden çok sevdiğimi biliyor. Gerçekten alabay hayalimizdi. Onu Mustafa bize aldı, gerçekleştirdik. Eyvallah. Ben de alacaktım ama tabii ki daha ben dedim ki şu köpek familyası bitsin. Biraz daha ilerleyen yaşlarımda alacağım dedim. Ama şimdi diyorum ki yani dişisini de ilerleyen zamanlarda alacağız. Çünkü boss, dişi şart. Evet. Bosa bir dişi alacağız. Ben alabayı boşuna sevmemişim yani. Çok farklı hissettiriyor gerçekten.
benim şu kapıdan çıktığım zaman, bakın bazı sabahlar şu an üstüm temiz mesela, biz yoldaydık, yeni geldik, bu üstümü değişeceğim. Çok fazla üstüme şey yapmıyor, biliyor şimdi üstümün temiz olduğunu biliyor. Normalde üstüme göre bile bana yaklaşıyor. Ve mesela bazen çıkıyorum, burada hortum mortum dağılmış oluyor, bir şey oluyor. Bu benim sinirli olduğumu anlıyor, arkadan gidiyor mağaraya kaçıyor, tamam mı? Ama biraz neşeli çıkarsam hemen yanıma geliyor, üstüme atlıyor. O kadar acayip bir şey yani, böyle his... Kim olur mu ha? Maşallah. Nasıl? Sesi şey, gördün mü? Daha o bir şey ya. Değil ki. Kim olur mu? Bak oğlum bak, korkma. Yok korkmuyorum ya. Mustafa, bir şey söyleyeyim mi sana? Tam bir Terminator ha. Yani böyle öyle mekan abi, maşallah. Böyle ya. Bir şey geliyor. Şimdi buradan şunu da söyleyeyim. Bu Ala Türkiye arkadaşları biliyorsunuz. Harun'la Soner. Yani Al Capone'u sevdiler. Baron'u ne yaptılar onu söylemiyorum. Bugün videoyu ben paylaşacağım. Yani Baron onları biraz sakat bırakıyordu. Video sürprizlerle dolu zaten. Herkes şok olacak. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bu Al Capone gibi olmayacak şimdi, tamam mı? Al Capone'u yukarı kaldırdı. Orada Soner çok iyi yakaladı. Yukarı kaldırdı. Al Capone'u frenledi. Orada zaten Soner'in cesaretine söylenecek söz yok. Helal olsun valla. Ama Boss'ta kesinlikle, tamam mı? Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Bu boss harbiden saldırıyor. Yok öyle tasmayı yukarı kaldırayım, yok bilmem ne. Şu an bile bakın Mustafa'yla geldim. Mustafa hiçbir demedi, ona şaşırdım. Gelene sürekli böyle kapıya saldırıyor, havluyor, mavluyor. Tabii daha yavru, biraz üstüne gidilse yani, şu an mesela profesyonel biri, köpekten anlayan biri bunu bastırabilir. Ama bu köpek daha 9 ayını doldurdu. Biraz daha büyüdüğü zaman tahmin edin yani. Alabay bu cinsler biraz psikopatlık oluyor bunlarda. Ama boss böyle ben istediğim gibi olursa, mesela yanımda olan insana bir şey demezse, demiyor da şu an. Mesela kızdığım zaman Cüneyt'e de saldırıyordu. Ama kızdım falan, sonra Cüneyt de onu sevmeye başladı. Ona da bir şey demiyor. Ama daha sonra Cüneyt tekrardan kapıya gelse, tekrar ona havlayıp saldırmaya çalışabiliyor. Büyüdüğü zaman biraz daha bu artacaktır tahmin ediyorum. Tabii daha 2 yaşına kadar bunun karakteri daha, bu da yavru. Şimdi bakalım ilerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz. Şu an seni dinlediği yani net belli abi. Değil mi? Sen anladın değil mi orada? Yani. Şimdi ben kızıyorum, üzülüyorum, hemen kulübeye kaçıyor. Yani mesela hayvana bazen videoda da bağırıyoruz ama bu bağırma olmazsa Mustafa olmuyor. Aynen. Bağırdığım zaman beni şey zannediyorlar, bu deli diyorlar. Bununla hiç şey yapmıyorlar. Beni kuş beslemiyorsun ki sonuçta. Gerçekten bazen videolarda hoş gözükmüyor olabilir ama arkadaşlar, bu köpeklerin beni dinlemesi için bağırmam çok önemli. Bakın Raskol de yuvada şu anda. Metreyi gördü, teraziyi gördü. Bakın yuvadan çıkmıyor. Raskol de ayın 13'ünde kaç aylık olacak? 11 aylık olacak. Yani o 2 ay var, pardon, 2 ay var. Ekim'in 13'ü, evet. Aralık'ın 8'i değil mi? Evet. Ekim, Kasım, Aralık, 2 ay var aralığında. Raskol'ün de 4-5 gün sonra herhalde 11 aylık videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Raskol de iyi durumda şu anda. Ayağı da iyileşti. Boss'ta baskınlık olarak boss daha baskın şu anda. Ama Raskol çocuk modunda. Raskol'ün ilerleyen aylarda, zamanlarda yavaş yavaş biraz daha sertleşeceğini düşünüyorum. Zaten ikisi de böyle tamamen şey moduna geçtiği zaman, sertleşme karakteri yani babası gibi olduğu zaman Raskol'de, bunları artık böyle burada salamayız. Ama o zaman tabii ki şunu yapacağız. Terin arkasından bakacağız, birbirlerine atarını giderini bakacağız. Bunun o içinden çıkan V8 motor hırlaması çok mükemmel. Ama Raskol'ün de havlaması, dün duydun yani, kalın bir havlaması aynen. Var. Sesleri kalın. İki köpeğimiz de iyi. İnşallah sağlıkları da iyi olur. Daha henüz boss yani, her köpeğimde bir sorun yaşadım. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da ayağında bir sorun olmuştu. Raskol'ün de oldu. Yani şunu söyleyeyim size, maşallah demeyi unutmayın gerçekten. Maşallah diyen herkesin kapısında daha iyisi olur inşallah. Şunu söyleyeyim, herkes benimki en iyisi falan, yani iyinin iyisi vardır, tamam mı? İyi yoktur yani, iyinin iyisi her zaman vardır, tabii ki olacaktır. Ama Boss ve Raskol de onlardan biri. Bu Boss'un zaten seceresini hep beraber size söylemiştik, anlatmıştık. Biz de o amire yakışır bir torun yetiştirmeye çalışıyoruz.
İnşallah bunun ömrü ondan uzun olur. O 11 yaşında mı ölmüş? 11 yaşında falan ölmüştü herhalde. İnşallah bunun ömrü ondan uzun olur. Gerçekten insana çok şey, sen burada anlıyorsundur yani bunu şimdi seveceğini biraz. Gömüğü sevilen bir insan olur ya böyle sıcakkanlı. Bu da gömüğü sevilen bir köpek. Ama dikkat edilmesi gerekiyor. Yani, dikkat edilmesi bir yani, köpek gerçekten. Şakası yok. Şakası yok yani. Şu an buradaki hareketlerini de görüyorsun. Şu Jack Russell'lardan şimdi Mustafa. Ben şuraya koyuyorum onu, tamam mı? Zaten koyacağım gene. Ben de sağa sola gittim. Bugün gene gideceğim. İşlerim oluyor arkadaşlar. Şehir dışına çıkıyorum bilmem ne. Normalde boss'u buraya koyduk. Ama üzülüyor. Şimdi ben de Escobar'ı aşağı koyarken ben burada olmadığım zaman Pablo'yla birbirine giriyorlar Escobar. Ben olduğum zaman Pablo benden çekiniyor. Şimdi bunu oraya gene koyacağım. Bugün gene bir işim var. Onu da halledeyim. Yine bir şehir dışı falan yapacağım. Bunu gene oraya koyacağım arkadaşlar. Normalde videolarda çok gözüküyor tabii. Dışarıda çok olduğu için. Ama Raskol'ün de bazen arkadaşlar Raskol'ünü göremiyoruz. Raskol Jack Russell'ları boğuyor arkadaşlar. Bu da boğma evresinde yakalıyor. Ama ayı gibi sarıyor. Allah'tan ısırmıyor. Böyle bir çok komik şey var. Teslim alıyor resmen. Boğmuyor. Ama bazen böyle ısırmaya kalkıyor. Şimdi ben o yüzden şu son evrelerde bunu içeri alacağım yani, merak etmeyin. Ama Raskol daha tehlikeli. Raskol küçük kutuyu altına işetti yani. Ama küçük kutu geçen gün gene gitti saldırdı ona. Bunlar biliyorsun ha. Küçük kutu nasıl pitbull değil mi? Gel onlara bir göstereyim. Tam pitbull o ya. O tam pitbull. Reyna gel kızım. Reyna'yı bir çıkartayım da boss şeyle bir hareket yapsın. Reyna gel. Siz yok. Neyse var gene verir, sen onlara ver. Al Escobar'a da ver. Abi hediye de ver bir tane. Hediye de ver. Escobar'a da ver. O bellalara vermiştir ama sen ver onlara, ben gene veririm ya. Şimdi şey ver. Escobar'a da ver, oradan bakıyor ya. Escobar'a. Mustafa'ya artık devamlı gidip geldiği için artık. Hayır Reyna. Devamlı gidip geldiği için artık köpekleri de tanıdı. Ama boss'un ona gerçekten havlamaması helal olsun sana yani. Sana bir tane daha hadi. Onu sana tanıtayım. Sana kaldı. Birini Pablo'ya, birini vurguna mı verdin? Evet, ver Pablo'ya vurguna ver. Aşağıda. Al hadi bunu da sen ya. Olmaz. Alo. Gel Pablo. Gel Pablo. Bitti mi? Bitti abi. Tamam, onlara da bir tane gitti. Aa, sizi unuttuk ya. Dur, onlara ben veririm, var paket var. Sus, çık oradan. Ha, onu ver bana, ben çöpe atarım. Reyna. Reyna. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki ay, kaç ay? Bir dahaki 10'dan 11'e geçişi çekeceğiz. Şimdi 9'dan 10. Karıştırmayalım. Bunu videolarda ben bakıyorum. Unutuyorum yani, biliyor musun? O 9, bu 11 oldu. Evet. Görüşmek üzere. Hayır. Şeye gidiyorum. Gel boss.